Bu sefer sahneye başka objeler ekleyeceğiz. Şimdi hatırlarsanız 3 boyutlu bir hedefimiz vardı ve yeni eklediğimiz objeler hep o noktaya giderdi. Bu yüzden küpümüzle çakışmaması için şu an zaten varsayılan sahnede seçili olan küpü G'ye basarak, Grab, Gelibolu'nun G'sine basarak hareket ettireceğim. Ve hareketini sadece X eksenine kısıtlamak için de klavye'den G'ye bastıktan sonra X'e basacağım. X ekseninde bir miktar uzağa taşıdıktan sonra farenin sol tuşuna basarak hareketi onaylayacağım. Şimdi Shift A'ya basarak yeni bir obje ekleyebiliriz. Shift ve A harfine bir arada bastım. E ekleme menüsü açıldı. Biz dedik ki mesh, daha çok mesh ile ilgileneceğiz. Mesh 3 boyutlu yüzeylerden, noktalardan oluşan cisimleri temsil eder. Mesh üzerinden gelelim o zaman bir tane plane, bir düzlem ekleyelim. Farenin tekerleğine basılı tutarak farklı açılardan bakabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir düzlem yerleştirdik. Bunu büyütmek istersem klavyeden düzlem seçiliyken S'ye basacağım ve fareyi ileri geri hareket ettirerek düzlemi büyütebiliyorum. Farenin sol tuşuyla da verdiğim boyutu onaylamış oldum. Farenin tekerleğine basılı tutarak farklı açılardan görebiliyorum. Farenin tekerleğiyle uzaklaşıp yaklaşabiliyorum ve yine mavi, yeşil ve kırmızı eksenlerde eklemiş olduğum düzlemi hareket ettirebilirim. Küpü de hareket ettirerek ona göreceli olarak belli bir konuma getirebilirim. Yine mesela R'ye ve Z'ye basarak Z ekseninde küpü döndürmem de olası. Farenin sol tuşuyla düzlem üzerinde başka bir noktaya tıklayacağım. Artık hedefim o tarafa taşındı. Hatırlayacak olursak sağ tuş her zaman seçim için, bir nesneyi seçerken kullanılıyor. Sol tuş eğer bu şekilde bir okun üzerinde e, basılı tutarak sürüklüyorsak o kılavuzu kullanarak nesneyi taşımamızı, döndürmemizi, boyutlandırmamızı sağlayabilir. Ama doğrudan sol tuşa tıkla bırak yapıyorsak herhangi bir yerde bu okların haricinde herhangi bir yerde 3 boyutlu hedefimizi oraya taşıyor. Bu ne demek? Shift A'ya bastığım zaman mesh altından bir küp eklediğim zaman mesela küpün merkezi bu noktaya alınmaktadır. E, bu noktayla aynı nokta olacak şekilde ekleniyor. Yani küpün bir merkezi var. Bizim üç boyutlu hedefimiz var. Küpün merkezini üç boyutlu hedefin tam ortasına yerleştiriyor. Başka bir yere tıkladım sol tuşla. Shift A diyorum mesh'in altından UV sphere ekleyelim. Bir küre. Şimdi farenin tekerleğine basılı tuttum. Şöyle kaydım. Farenin tekerleğine basılı tutarak Shift'e basıyorum klavyeden böyle kayıyorum yan tarafa doğru. Farenin ile yaklaştım. Farenin tekerleğine basılı tutup Shift'e basılı tutarak biraz daha aşağı kaydım ve e, küreyi daha rahat bir şekilde görecek şekilde yaklaştım. G'ye basıyorum kürem seçilirken küreyi biraz yukarı taşıyacağım ve farenin sol tuşuna basarak hareket işlemi onayladım. Gördüğünüz gibi bu bir evet küre ama disko topuna da benziyor. Böyle küçük küçük yüzeylerden oluşmuş yapıda. Şimdi Shift A'ya basayım. Yeni bir nesne ekleyeceğim. Mesh. Icosphere. G'ye bastım. Bunu da birazcık taşıdım. Farenin sol tuşuyla hareketi onayladım. İkisi de küreye yakın şekiller. Küre gibiler. Ama farklı yöntemlerle oluşturulmuş. Icosphere. Üçgenlerden üçgen yüzeylerden oluşurken sol taraftaki UV Sphere'ın Kare yüzeylerden oluştuğunu görüyorum. Sadece tepede, şöyle tepeden bakacak olursak tepede pizza dilimi gibi böyle meridyenleri ve paralelleri çizdiğimizi düşünün. Meridyenlerin tepede kesiştiği noktada bu halkada pizza dilimleri gibi üçgensel şekiller oluşacaktır. Öbür taraftaki kürenin oluşturulma metoduna baktığımız zaman bu sefer e, düzgün dört yüzlünün kenarları kesile kesile her seferinde üçgen... Yüzeylere sahip olacak şekilde kesilerek bir küre oluşturulmuş. Ve ikisi de baktığımız zaman pürüzsüz gözükmüyor. Şimdi baktığımız zaman küp tamam zaten keskin kenarları var. Pürüzsüz gözükmesini beklemiyoruz. Ama kürelerin pürüzsüz gözükmesini isteyebiliriz. Shading. Renklendirme veya gölgelendirme, tarama gibi Türkçe'ye çevrilebilir. Shading işlemi yüzeylerin boyanmasını e, sağlıyor. Ve biz shading yöntemini blender'da değiştirebiliyoruz. İki farklı shading yöntemi var blender'da. Pürüzsüz ve düz yüzeyler olarak shading gölgelendirme veya boyama. Şimdi sol tarafta bir menümüz var. Transform menüsü, işte edit ayarları var, history diye bir şey var. Eğer sol tarafta onu göremiyorsak, klavyeden T harfine de basabiliriz. Trabzon'un T'si. T'e basarak. 3D View 3 boyutlu görünümün sol tarafındaki ayarları açabiliyoruz. Şimdi sol taraftaki ayarları açtık. A'ya bastım. Hiçbir şey seçildi değil. Hiçbir şey seçildiyken buradaki ayarlara basmamız herhangi bir şeyin üzerinde etki etmez. Sağ tuşla mesela küremizi seçelim. T ile açılan sol menüdeyiz. Sağ tuşla küreyi seçtim. Burada en başta translate mesela. Translate taşımamızı sağlıyor. G'ye basmışla aynı işlevi görüyor. Yani G tuşuna basmakla translate'e basmak aynı şey. ESC ile hareketi iptal ettim. Rotate var. Rotate çevirmeye başlıyor gördüğünüz gibi. ESC basın. Klavye'den R'ye basmakla aynı işi görüyor. Scale var. Boyutlandırmayı sağlıyor mesela. ESC'ye bastım bunları iptal etmek için. Buradaki parçaların üzerinde yine detaylı duracağız. Fakat şu an edit sekmesinin altındaki shading'e dikkat çekmek istiyorum. Shading renklendirme dedik. 3 boyutlu noktaları, yüzeyleri görünür hale getirirken bir renk vermemiz gerekiyor bu yüzeylere. O renk verme metodunu belirleyebiliyoruz. Shading'de smooth var, flat var. Standart olarak eklediğimiz her objenin shading'i flat, flat düz olur. Bu yüzden kürenin üzerindeki düz yüzeyler parça parça, sağdaki icosahedron'un, iko kürenin üzerindeki yüzeyleri de düz düz görüyoruz. Şimdi bir tane siz seçiliyken mesela UV Sphere'ı seçiliyken shading'i smooth yaparsam eğer bu sefer pürüzsüz yapmaya çalışacak. Yüzeylerin renklendirmesini pürüzsüz hale getirdi. Yani yüzey geçişleri daha pürüzsüz oldu. Sağ tuşta Eco Sphere'ı seçeyim. Shading olarak smooth'u seçeyim. Yine benzer bir işlemi bu sefer soldaki e, küre üzerinde de yaptı. Bu sefer biraz daha küreye yakın gözüküyorlar. Bunları daha da pürüzsüz hale getirme yöntemlerimiz olacak. Ama mesela küp gibi bir şey seçip shading'ini smooth yaparsak bu sefer garip gözükecektir. Smooth shading pürüzsüz gölgelendirme, pürüzsüz renklendirme. Yüzeylerin renklerini düz bir yüzey gibi değil de düz yüzey sürekli renk değiştiriyormuş gibi biraz numara yöntemiyle renklendirir. Mesela farenin tekerleğine basılı tuttum. Şöyle biraz daha yakından bakalım küreye. Flat dediğimiz zaman her bir yüzey tek bir renk olmuş. Görüyoruz ki. Smooth dediğimiz zaman işte her bir yüzeyin içinde de renk değişikliği yapar. Bu renk değişikliklerini çeşitli yöntemlerle yapar. Ama smooth dediğimiz zaman mesela mükemmel değil şu an. Ama yine de bir öncekine göre daha pürüzsüz gözüküyor küremiz. Şimdi shift A diyelim. Başka bir obje ekleyelim. Mesh dedim. Bu sefer silindir silindiri de yine kırmızı eksende mavi eksende taşıyabilirim. Shading'i smooth yaparsam a -a. Çünkü keskin kenarlar var. Keskin kenarlar varsa flat shading daha iyi gidiyor. Smooth shading ne zaman? Daha böyle kenarlar yuvarlanıp pürüzsüz hale getirilebilecek olduğu durumlarda işe yarıyor. Silindirde de şöyle diyebilirsiniz. Kenarlarda, kenar alanında smooth shading işe yarayacaktır evet. Ama tepeyle o kenar hattının birleştiği noktada çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Flat shading'e geçtik. Shift A, mesh, Kony. Kony ekledik. Mavi eksende hareket ettir. Mesela S'ye basıp boyutlandırabiliriz. SZ deyip Z ekseninde boyutlandırabiliriz. Mesela bunu böyle uzatabiliriz. Ha, S'ye bastığımızda scale ederken negatif yönde çekersek şekil tersine döner. Mesela şöyle ters bir üçgen yerleştirmiş olduk. Shift A, mesh, torus simit şeklimiz. Mesela simit şeklimiz de yine smooth shading'e uygun bir parça. Shading'i smooth yaptığımız zaman daha pürüzsüz bir şekilde renklendirdi. R'ye basıp Z'ye basarak mesela Z ekseninde ama Z ekseninde döndürmek pek anlamlı olmayacağı için Y'ye basıp Y ekseninde torusu yani simit şeklimizi döndürebiliriz. S ile şey, önce farenin sol tuşuna tıkladım. Hareketi onayladım. S'ye basıp da mesela boyutlandırabiliriz bu şekilde. Shift A dedim. Mesh'in altına grid var. Şöyle biraz kenara çekecek olursam. Grid de plane'e benziyor. Yalnız iç yapısında farklılıkları var. İç yapılarına henüz girmediğimiz için bizim için plane'e benzer bir şekil gibi geliyor. Mesh ama aslında ufak parçalardan oluşuyor. Daha böyle ufak yüzeylerden oluşuyor. Şuraya tıklayayım. Yeni nesneni buraya eklemek için. Shift A dedim. Mesh. Monkey. Maymun kafası. Suzanne yukarıya taşıdım. RZ dedim. Z eksenine döndüreyim ki bize baksın. Gördüğünüz gibi bu şekilde standart nesnemiz olarak bir adet de maymun kafası var. Shading'i smooth yaparsak biraz daha pürüzsüz gözükecektir. Farenin tekerleğine bastırıp çevirerek farklı açılardan görüntüleyebileceğim bir maymun kafası. Standart meshlerimiz bunlar. Ve biz modelleme yaparken bunların herhangi bir üzerinden başlayarak işimizi kolaylaştırabiliriz. Maymun kafası hariç. Şimdi maymun kafasının üzerinden bir şey modelleyeceksek maymun kafasından başlayıp araba yapmak pek anlamlı değil. Maymun kafası daha çok böyle hızlı bir deneme yapacaksanız bir şeyleri renklendirip ışık kaynağına olan etkilerini falan hesaplayacaksak bizim için hazır bir model sunuyor. Ama onun dışında diğer şekillerimiz başlangıç noktası olarak kullanılabilir.